diyelim. Peki tüm bu mahkeme kararları diğer ülkelerde, diğer üye ülkelerde de var. Bunlar uygulamazken niye bir tek kişi, elbette İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bu Osman Kavala için de geçerlidir, A ismi, B ismi için de geçerlidir. Ve mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye olarak aldığı serbest bırakma kararını uygulamıştır. Ama başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. Nitekim o farklı suçlamalardan dolayı da bir ceza almıştır. Şimdi bu içeride de sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesi dahil iç hukuk yolu içinde, hiyerarşi içinde tüm mahkemelere başvurabilir ve mahkemelerin kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Buna itiraz olan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de iç hukuk yolu tüketilmeden bir karar alıyorsa, özellikle de bunu İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiği için Türkiye diye bir atmosfer oluşuyor çerçevesinde yapıyorlarsa, o zaman bu siyasi bir karar olur birincisi. İkincisi, bu kadar karar uygulanmazken Yunanistan'dan da geldiniz. Bunları Yunanistan'a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz. Ve de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarında oylamalar olurken de tüm ülkeleri arayıp, hatta bazı ülkeler sizin onları tehdit ettiğinizi de söyledi. Niye Almanya tek başına bu işin peşine düşüyor da tüm ülkeleri de tek tek arıyor, Türkiye'nin oradan atılması için çaba sarf ediyor? İşte başka mahkeme kararları da var. Hepsini, örneklerini verdim, daha çok verebilirim. O nedenle bu konularda çifte standarda düşmeden ve ikiyüzlülük yapmadan oturup konuşup ne olduğunu ve hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini de biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız.